Kemal Öztürk AK Parti'de Değişim Sancısı Belediye başkan adaylarının çoğunluğunda bir değişim yapılacağını herkes konuşuyor. Ama neye göre yapılacak bu değişim tam olarak belirlenmiş değil. Klasik söylemler var. Üç dönem olanlar değişecek, başarısız olanlar değişecek, seçmenin istemediği isim değişecek. Peki yerine kim, hangi kriterlerle gelecek? Liyakat ve ehliyet kriteri konuşmaların baş tacı lakin sahada da baş tacı mı? şu sıralar ankara yangın yeri gibi genel merkezde herkes bir genel başkan yardımcısıyla görüşmek için gece gündüz uğraş veriyor aday olarak seçilmenin yolu seçici kuruldaki bir genel başkan yardımcısının himmetiyle olacağını düşünüyor tüm aday adayları bugüne kadar öyle oldu aday adayları içinde gerçekten liyakat ve ehliyet sahibi olanların gururları, kişisel tarzları, prensipleri gereği genel merkezde sabah akşam yatıp bir genel başkan yardımcısıyla görüşmeye müsait değil. Kimsenin de liyakat ve ehliyet sahibi insanları arayıp bulalım, onlar gelmezse de biz getirelim dediğini sanmıyorum. Bir değişim talebi var ama sahada bunun tam olarak işlediğini sanmıyorum. AK Parti'yi gençleştirme talebi. AK Parti içinde değişim isteyen bir ekibin partiyi belediye başkanlarını gençleştirme çabası olduğunu duyuyorum. Yeni yüzlerin özellikle genç isimlerden oluşması için yoğun bir çaba içindeler. Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatih Şahin gibi genç siyasetçilerin bu gençleştirme çabasına öncülük ettiği söyleniyor. Tabii bu sıra kendilerine ulaşıp bunu sorma imkanı yok. Aday adayları nedeniyle telefonları kilit durumda. Belediye başkanlarını ve dolayısıyla parti yönetimini gençleştirme çabasını olumlu karşılar kamuoyu. Ancak buna karşın artık ak saçlı konumuna gelmiş eski tüfeklerin bir direnç göstermesi de muhtemel. Nitekim bir haftadır eski isimlerle devam etme yönünde bir yeni dalga olduğunu da duyuyorum. Acaba toplumda AK Parti'den değişim talebi gençleştirme yönünde mi? Kuşkusuz genç seçmenin böyle bir talebi olabilir. Lakin bu talebin ilk sırada gelmediği araştırmalarda görülüyor. Toplumun en önemli sorunları sıralaması. Son yapılan araştırmalarda yakında açıklanacak toplumun en önemli sorunları şöyle sıralanıyor. 1. Ekonomi, 2. Eğitim, 3. işsizlik, 4. Güvenlik. Yerel seçimlerde özellikle ekonomi ve işsizliğin birinci derece etkili olacağı kesin. Eğitim ve güvenlik daha az çarpan etkisi yapacaktır. Bu durumda belediyelerde nasıl bir değişim talebi olabilir seçmenin? Son dönemde iyice artan belediyelerde yolsuzluk, iltimas, adam kayırma, haksız kazanç gibi şikayetler ekonomi ve işsizlikle doğrudan ilintili. Belki de belediye başkanlarının gençleştirilmesinden daha önemli olan konu bu. Temiz, şeffaf, adil, herkese fırsat eşitliği tanıyan bir yönetim istiyor seçmen. Bunun da kirlenmemiş, hakkında hiç şaibe olmamış, yeni isimlerle gerçekleşmesini istiyor. Bu isimler genç de olabilir, olgun yaşta da. Ancak birinci kriter temiz, ahlaklı ve adil başkan. Daha sonra vizyoner olması, şehri dünya ile rekabete sokması, nitelikli yaşam alanları üretme talepleri gelebilir. Anketlerde bir karışıklık var. AK Parti seçmenin nabzını tutmak için sürekli anket yaptırıyor. Ancak bu sene anket yöntemlerinde çeşitlilik oldu. Klasik yöntem telefonla, SMS yoluyla, sosyal medya aracılığıyla çok sayıda farklı yöntemlerle şehirlerin nabzı tutulmaya çalışılıyor. Fakat anketlerin birinde belediye başkanı başarısız çıkarken diğerinde başarılı çıkınca ortalık hafiften karıştı. Bu nedenle anketlerin itibarında biraz zedelenme oldu. Bu sene anketler çok önemli bir etken olarak aday seçiminde kriter olmayabilir. Evet, bir değişim sancısı yaşıyor AK Parti. Ne yönde olacağı konusunda farklı talepler ve tavırlar var. Her şey adayların açıklanmasıyla net bir şekilde anlaşılacak. AK Parti-MHP ittifakı gerçekleştiği takdirde her iki partinin de eli rahatlayacak. Bu durumda değişim talepleri beklenildiği gibi çok dikkate alınmayabilir. Seçmen de böyle mi düşünüyor? çok emin değilim. Kemal Öztürk